Tarifi uygulayan şekerlemecilerden Arif Meriç, Kavala kurabiyesinin yerli yabancı turistin en çok tercih ettiği tatlardan biri olduğunu söyledi. Doğal yayık tereyağı, badem ve un kullanarak saray mutfağı tarifini uyguladığını belirten Meriç, bunun damaklarda eşsiz bir lezzet bıraktığını anlattı. Uzmanlar her gün uyarıyor. Margarinde büyük damarları tıkadığını, şu olduğunu, bu olduğunu, gerçekten de büyük bir felaket olduğunu, biz bir yıldan beri kendi çiftliğimizde yayık tereyağısı ile, şu gördüğünüz yayık tereyağları ile ürünlerimizi yapmaya başladık. Öz tarife göre yaptıkları kavala kurabiyesinin yoğun ilgi gördüğünü bildiren Meriç şunları ifade etti. Daha önce margarinliydi. Biz margarin tereyağıya başladığımızdan beri %90-95 müşterimiz, hatta %97 diyebilirim, tereyağıya döndü. Çok cüzi miktarda kaldı. Yani inanıyorum ki bir zaman gelecek onlar da kesecek. Çünkü tereyağdaki lezzet, tereyağdaki letafet hiçbir şey değil. Tereyağı kullanılarak üretilen kavala kurabiyelerin müşterilerin talebini arttırdığını ifade eden Meriç, margarinle üretim yaptığımız zamanlarda ayda 500-600 kilo kurabiye satışımız oluyordu. Tereyağı ile üretime başladıktan sonra bu rakam 1500 kilo ile 2 ton arasında değişti. Bazı zamanlarda bu rakam 3 tona kadar çıkıyor dedi. Tereyağlı kavala kurabiyesine Arap ülkeleri ve Balkanlar olmak üzere dünyanın birçok yerinden yoğun ilgi olduğunu aktaran Meriç, saray mutfağı tarifinin kavala kurabiyesi ihracatını arttırdığını kaydetti. Uzak Doğu ülkelerinden de müşterileri olduğunu aktaran Meriç, Çin ve Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerinden tereyağlı kavala kurabiyesine yoğun ilgi var. Daha öncesinde kendilerine margarini ve tereyağlı olmak üzere numuneler gönderdiğim Çin ve Japonya'nın tercihi tereyağlı kurabiyelerden yana oldu. Biz margarinli kavala kurabiyesi istemiyoruz dediler. Tereyağlı olan kavala numunelerinden çokça sipariş verdiler. Özellikle Çin'de üretim yapmam için orada bir fabrika açmam yönünde teklifler aldım. Bu yönde de görüşmelerimiz devam ediyor diye konuştu.